Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bütçeyi tartışacaksak, ülkemizde ifade ve basın özgürlüğünün durumu acil önceliktir. Radyo Televizyon Üst Kurulu bugün basın özgürlüğünün önündeki en temel engellerden biri haline dönüşmüştür. Bakın, önümüzdeki bu bütçeyi hazırlayan Maliye Bakanı istifa etti. Dünyanın neresinde olsa birinci haberdir. Ama istifasını yayınlatacak bir kanal bulamadı. Bu nedenle Instagram'dan yayınlamak zorunda kaldı. O mesajı dahi Türkiye'de 1780 ulusal ve yerel televizyondan sadece 5'i yayınlayabildi. Özgür yayıncılığın güvencesi olması gereken RTÜK, basının bu vahim halini kendine dert etti mi? Hayır. RTÜK Başkanı o gece tweet attı. Beklersiniz ki televizyonlara korkmayın desin. Ama derdi başka. İstifa eden bakanı döndürmeye çalışıyor. O bizim kutlu davamızın vazgeçilmezidir diyor. RTÜK Başkanı'nın işi bu mudur Allah aşkına? Sadece bu tweet bile artık o makamda oturmaması için geçerli bir sebeptir. Özerk ve tarafsız bir anayasal kurulun, Yüce Meclisimiz tarafından seçilmiş üyesi olan başkanının anayasaya, hukuka bağlılık dışında nasıl bir kutlu davası olabilir? Ama siz RTÜK Başkanlığı maaşınızla yetinmeyip gözünüzü arpalıklara diker, TürkSat'ın, Halkbank'ın yönetim kurulu üyeliğine dikerseniz o zaman başka. Ama o zaman da bunun adı kutlu dava değil, olsa olsa mutlu dava olur değerli arkadaşlarım. Türkiye'de güçler ayrılığını ortadan kaldıran tek adam yönetiminin halkın haber alma hakkına, ifade ve basın özgürlüğüne tahammülsüzlüğünün vücut bulduğu yerlerin başında RTÜK geliyor. Aslında RTÜK ne karar almış derken saraydaki tek adam yönetimi ne karar almış diye bakmak lazım. AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı hoşlanmadığı ülke gerçeklerini anlatan medya kuruluşlarını virüs olarak niteliyor. RTÜK Başkanı durur mu? Hemen Cumhurbaşkanı'nın telkinlerini emir telakki ederiz diyerek vazife çıkarıyor. İyi ama Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti lideri. Nerede kaldı RTÜK'ün tarafsızlığı, özerkliği? Kimin umurunda? RTÜK Başkanı'nın bizzat talimatlarıyla hazırlanan raporlarla gerçek habercilik yapan Fox TV, Halk TV, Tele1, Habertürk, TV5, KRT, Haber Global yasaklarla, karartmalarla, en ağır para cezalarıyla susturulmak isteniyor. Bakın, 2017-2020 arasındaki yayın durdurma kararlarının %73'ü, İdari para cezalarında %69'u Halk TV, Fox, Tele1 ve KRT'ye çıkarılıyor. Sadece son 2 yılda 39 yaptırım kararının 36'sı bu kanallara veriliyor. Bu kararların hepsi siyasidir. Cezalar haksızdır, hukuksuzdur, ölçüsüzdür. Amaç basın organlarını korkutmak, ülkenin gerçek gündemini, yoksulluğu, işsizliği tartışamaz hale getirmektir. İşte son Habertürk kararı ortada. Tamamıyla haksız, tamamıyla hukuksuz. Sayın milletvekilimizin tank palet peşkeşini anlatırken söylediği sözün anlamı, bağlamı çok belli. Ayrıca karşıt görüş var, moderatörün müdahalesi var. Yine milletvekilimizin sözlerini başka yöne çekmek isteyenlere karşı ısrarla yaptığı izahat ortada. Ama niyet belli. Tank palet peşkeşi, yolsuzluklar hiç konuşulmasın. Konuşursan ve konuşturursan sana en ağır ceza. RTÜK Başkanı her açıklamasında ihsas-ı rey yapıyor. Meselenin ucu tank palete dokunuyorsa basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz diyor. Ama konu hedef alacağı komşularıyla ilgili liste tutan 50 kişinin öldürülmesinden bahsedenler olunca büyütülecek konu değil, cezalandırma pozisyonunda değiliz diyebiliyor değerli arkadaşlarım. Bir de şu var. Sonradan kamuoyu baskısı karşısında Ülke TV'ye bu tüyler ürpertici açıklama nedeniyle 3 yayın durdurma cezası verildi. Ama bakın, tank palet peşkeşi anlatıldı diye Habertürk'e 5 yayın durdurma ve en üstten para cezası verilebiliyor. Bir başka çelişki daha var. Halk TV'ye Ayşenur Arslan'ın programı için en ağır ceza verilirken gerekçesi sunucu niye müdahale etmedi? Habertürk'te sunucu müdahale ediyor, yine en ağır ceza geliyor. Yani nereden tutsanız çelişki. Yukarıdan esen rüzgara göre muamele. Biz biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. Şanlı ordumuza FETÖ ile birlikte her tür kumpası kuran bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı hem de PKK'lı gizli tanıkları devreye sokarak terör örgütü lideri iftirası ile aylarca hapiste tutanlar
Şimdi bir bardak suda fırtına çıkarıp kendi suç ortaklıklarını, kumpaslarını ve peşkeşlerini unutturma derdindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tank palet vatandır. Tamam, tamamlayalım lütfen Sayın Çakır. Değerli arkadaşlarım, RTÜK Başkanı ve iktidar yanlısı üye çoğunluğu bu yasakçı tavırlarıyla sadece haber alma hakkımıza gölge düşürmüyor. Türkiye'de dizilerde renk kalmamışsa, senaristler özgürce yazamıyorsa, en yetenekli oyuncularımız televizyonda en masum siyasi esprileri dahi yapmaya korkuyorsa bunun sorumlusu da RTÜK ve arkasındaki baskıcı anlayıştır. Eloğlu hür düşünceye, bilime sarılıyor, Mars'a, Venüs'e gitmeyi, yapay zekayı konuşuyor. Biz ise düşünceye karşı televizyon karartıyoruz. Dünyanın neresinde var bu ilkellik? Bu sansürcü karartmacı tavır, RTÜK'e ve ilkelerine olduğu kadar kurul üyelerini seçen ve çoğulcu demokrasinin çatısı olan Yüce Meclisimizin saygınlığına da zarar vermekte. Meclis irade göstermeli, seçtiği RTÜK üyelerinin demokrasiye, hukuka ve anayasaya aykırı tutumları üzerinde bir denetim ve tasarruf mekanizması mutlaka kurmalıdır. Değerli arkadaşlarım, RTÜK aynı zamanda iktidarı ve iktidar yanlısı yayın organlarını korumayı kendine görev üstlenmiş durumda. RTÜK Başkanı istemeden hiçbir ihlal raporu düzenlenemiyor, hiçbir dosya kurul gündemine getirilemiyor. Neden tüm cezalar Halk TV'ye? Sayın Özer, son kez bir selamlama şeyi veriyorum. Buyurun. Neden tüm cezalar Halk TV'ye, Habertürk'e, Fox'a, Tele1'e veriliyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü iktidar ve emrindeki RTÜK Başkanı özellikle onları izlettirip raporlattırıyor. Oysa bu yıl vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği kanal bunların hiçbiri değil. İktidar yanlısı bu turkuaz kanal hakkında sadece bir günde on binlerce şikayet gitmiş. Ama ne bir rapor var, ne görüşme, ne de ceza. Değerli arkadaşlarım, İktidar içeride ve dışarıda sıkıştıkça yargı reformundan, yerimizin Avrupa'da olduğundan bahsediyor. Hodri Meydan, buyurun. İşe sansür kurumuna dönüşmüş RTÜK'ten başlayalım. RTÜK'ü siyasi baskıdan arındıralım. Gerçekten özel, tarafsız ve demokratik bir kurum haline dönüştürelim. Yayın ilkelerini açık, net, kişilere, siyasal bakış açılarına göre değişmeyecek hale getirelim. Son söz olarak, iktidarın sopası haline dönüşen RTÜK ve basın ilan kurumu hangi baskıyı, hangi sansürü uygularsa uygulasın, Türkiye'de gazeteciler susmayacak. Haber yapmaya, halkımızı bilgilendirmeye devam edecek. Eninde sonunda kazanan özgürlükler olacak, demokrasi olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.